Ay, ahkekliğimin başına gelenler. Biliyorsunuz ki Türk yazarları tanımaya çalışıyorum. Bu ayki yazar da Fakir Baykurt'tu. Ve yazarın hayatını incelediğimde kendime böyle bir tokat atmak istedim. Yani biz nasıl Fakir Baykurt'u bilmeyiz? Yani Kerimcan'ın şarkısını hepimiz ezbere biliyoruz. Fakat Fakir Baykurt'u bilmiyoruz. Bize hepimize yani. Ben de dahil hepimize. Kitap benim yazarı tanıma kitabım. Önce yazarı tanıyalım. Fakir Baykurt çağın ötesinde bir yazar. Sadece özetini 3 sayfa olarak en küçültülmüş şekilde çıkarabildim. Kendisi bir köy çocuğu. Köy hayatında büyümüş, köy yaşamına çok hakim ve köy enstitülerinde eğitim görmüş bir insan. 1929 Burdur doğumlu. Köy enstitüsü yıllarında şiiri olan ilgisi art. Dünya klasiklerini okumaya başlıyor. 1947'de Köy Enstitüsleri Kaynak Dergisi'nde şiirleri yayınlanmaya başlıyor. Daha sonra her Türk yazarımızın olduğu gibi öğretmenlik yılları başlıyor. 1958'de ilk romanı Yılanların Öcü. Romanıyla Yunus Nadi roman ödüllerinde birinci oluyor. Fakat romanın içeriği nedeniyle hem Fakir Baykurt hem de Cumhuriyet Gazetesi bir soruşturma geçiriyor. Bunun yüzden ceza alıyorlar ve öğretmenlikten de alınarak 6 ay Fakir Baykurt açığa alınıyor. Bu sırada durmuyor, yazıyor ve başka kitapları da yayınlanmaya başlanıyor ve 1961'de Yılanların Öcü tiyatroya ve filme uyarlanıyor. Filmi yayından kaldırılıyor, yasaklanıyor ve tiyatrosu da basılıp oynanması yine yasaklanıyor. Bunlara rağmen Yılanların Öcü dünyada başka dillere çevrilmeye başlanıyor. Yazdığı yazılara da devam ettiği için tekrar açığa alınıyor ve Gaziantep'e sürülüyor yazı. Bir yıl sonra tekrar göreve geliyor. 1971 yılında 12 Mart muhtırası olaylarında ordunun yönetime el koymasıyla birlikte Fakir Baykurt iki kez gözaltına alınıyor. Aynı yıl Tırpan adlı kitabıyla Türk Dil Kurumu ödülünü kazanıyor. Ve aynı kitapla yani Tırpan'la bir yıl önce de TRT Türk Dil Kurumu ödülünü kazanıyor. Gözaltına alındıktan sonra bu süre içerisinde bir süre cezaevinde geçiriyor zamanını. Burada da sürekli kitaplar yazıyor. Hatta bu ilk kitabı cezaevi zamanında yazdığı kitaplardan birisi. 1974 yılında Can Parası isimli kitabıyla da Sait Faik ödülünü alıyor. Çok fazla ödül alıyor ya. Gerçekten buraya yazamadım ödüllerini. Emekli olduktan sonra bazı ülkeleri dolaşmaya başlıyor. Özellikle Almanya'daki göçmen işçilerin yaşamları da ışık tutmaya başlıyor. Ve onların hayatları ilgili yazılar yazıyor. Ve bu sırada da Almanya'ya yerleşiyor. Dediğim gibi kendisi çağın ötesinde bir insan. O zamanlarda internet yok, hiçbir şey bu kadar araştırmak kolay değil. Fakat kendisi dünyayı gezerken işte Tolstoy'un yaşadığı evi göreyim diye bir yere gider. İşte Karl Marx'ın hayatının geçtiği yeri görmeliyim diyebilen çok önde bir insan. Romanları birçok dile çevriliyor. Yani aslında Türk edebiyatını dünyaya tanıtan bir insan. Fakat biz kendisini tanımıyoruz. Adam kendisi dünyaya tanıtmış, bizim Türk gençliğine tanıtamamış. Yani çok üzülüyorum böyle zamanlarda. Bir şeyin değeri bilinmediği zaman çok üzülüyorum. Ve bu çok değerli insanı 1999 yılında pankreas kanserinden Almanya'da kaybettik. Kitapta olaylar Ankara'nın Dökücek köyünde yaşayan küçük çocuk Yaşar. Onun elcik kekliği yani ve bebekliğinden beri alıp büyüttüğü evcilleştirip kekliği. Onun bir dağ gibi dedesi, ayaklarının altı öpülesi, mert, dürüst, delikanlı, adam gibi adam, dağ gibi insan, Elvan dedesi. Önce savaşlarda savaşmış, artık köyüne dönmüş Elvan dedemiz. O yıllarda köylerden şehirlere göçlerin moda akımından etkilenen sevgili babası Seyit etrafında geçiyor olaylar. Yaşar'la Kekli de birbirlerine çok bağlılar. Keklik de Yaşar'sız durmuyor, Yaşar da Kekliksiz durmuyor. Dönem Süleyman Demirel'in başbakan olduğu dönemler. Amerikan emperyalizminin çok hızlı yayıldığı, Amerikalıların Türkiye'nin her yerine fabrikalar kurduğu, neredeyse her iş kolunun içine müdahil olduğu bir dönemde hafta sonu Amerikalıların bunların köyüne avlanmaya gelmesiyle başlıyor olaylar. Sevgili Amerikalı Harper bu kekliğe göz koyuyor ve babası da bu bana iş bulur zaten, ben buna kekliği vereyim de bu da bana şehirde iş bulsun diye çocuğun kekliğine kıyıyor, kekliği veriyor. Harper diyor ben sana iş bulacak, ben sana iş bulacak. Seyit'i oyalıyor. Fakat Yaşar hasta oluyor, kekliği gidince durmuyor. Bundan sonrasını siz kitapta okuyacaksınız.
Kızmayın bana çünkü kitabı anlatamam daha fazla. Aslında konunun Ahmet işte şuraya gitti, şunu yaptı, Mehmet de şunu yaptıdan çok kitabın anlattığı bir mantığı var. Kitapta bir Elvan Dede var, siz onu anlamaya çalışın. Elvan Dede Atatürk zamanında yaşamış, birçok savaşa katılmış. Aşırı milliyetçi bir insan. Amerikalılardan nefret ediyor. Amerika emperyalizmine aşırı karşı, aşırı öfkeli. Hatta onlara yalakalık yapıyor diye oğluna da çok kızıyor. Burada Yaşar Dede aslında Anadolu insanını temsil ediyor. Ve Yaşar'ın kekliği alma mücadelesi de Anadolu insanlarının Amerika ile o dönemler olan mücadelesini temsil ediyor. Yaşadıkları çaresizlikleri, o dönemin şartlarını, Amerikalıların üstünde nasıl baskı kurduklarını, bazılarının Amerika'ya nasıl yaranmaya çalıştığını, insanların o dönem başına gelen saçmalıkları, bir binanın önünde dikildi diye hop siz anarşist misiniz gelin bakalım buraya deyip kendileri sadece işte hani köyden geldikleri için yeterince ifade edemediği için yaşadıkları işkenceler, o coplarla onlara yapılanlar, verilen elektrikler, yani neler neler. Zaten Fakir Baykurt bunları yazdığı için sürekli kitapları toplatılıyor, tiyatrosu oynatılmıyor. Çünkü o dönemin gerçeklerine ışık tutan bir insan. Anadolu insanının taf ve dürüstlüğü, masumluğu, birinin kolunun devlete karşı nasıl bağlı olduğu, nasıl çaresiz kaldıkları, nasıl kendilerini ifade edemedikleri, kendini köylülerin sahibi zanneden şehirli insanları okuyacaksınız. Baykurt'un 3 tane kitabını alın ve okuyun. Kitabı herkese tavsiye ediyorum. Genç, orta yaşlı ve gençler de okuyabilir. Yakın tarihimizi de bilmeliyiz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşça kalın.